Merhabalar arkadaşlar, Kısmetlidir Eylem kanalına hoş geldiniz. Bugün de sizlere kütür kütür turşu kuracağız. Bunun için malzemelerimiz böyle minik minik kornişon turşularımız. Güzelce ben bunları yıkadım, tepelerini temizledim, kavanozlarımı ayarladım, böyle ikişer tane biber attım. Yaklaşık 10 diş sarımsak koydum. Benim sarımsaklarım bahçeden minik miniklerdi. 4 tane kavanoz ayarladım. Bakalım nasıl olacak. Böyle bir bardakta sirke dökeceğim. Her birine şeker ilave edeceğiz. Tuz ilave edeceğiz. Ve en sonunda kaynar suyumuzu koyup turşumuzun kapaklarını kapatacağız. Geçen seneden bu şekilde kurduğum turşular arkadaşlarım inanılmaz derecede güzel. Kütür kütür oldular. Erimediler. Bir de böyle bu şekilde kurduğumuz zaman daha pratik oluyor. İçimizden besmelemizi çektik tabii ki. Yiyenlere şifa olsun. Bu arada olmazsa olmazımız nohutlarımızı unuttum. Daha doğrusu alta koymam gerekiyordu. Şöyle üçer tane nohut atıyorum içine kavanozlarıma. Şu şekilde yerleştirip daha sonra suyunu dökeceğiz. Malum turşu mevsimi. Çok pratik oluyor bunlar. Hem dolapta muhafaza edebiliyoruz. Evler kaloriferli olduğu için balkonlarda falan çok muhafaza edilmiyor. Bu şekilde açıldığında tüketene kadar dolapta bekletirsek daha sağlıklı oluyor. Porlanma yapmıyor. Ben de sizlere gösterip paylaşmak istedim. Bu şekilde yaklaşık 2 kilo almıştım ben. Bu minik minikler ama 4 kavanoz ayarladım. Bakalım nasıl olacak. Böyle gelişi güzel koyuyorum. Evet. Nohut mayalanmasını daha çabuklaştırıyor. Evet. Tam 2 kilo. 4 kavanozuma kafi geldi. Küçüklerini de şu boşluklarımıza yerleştirelim. Boş yer kalmasın. Kavanoz daha çıkacak herhalde buradan. Evet. Bu şekilde doldurduk kavanozlarımızı. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine bir tatlı kaşığı değil, bir çay kaşığı kadar şeker, her birine bu kadar şeker koyuyoruz. Böyle şöyle küçük minik kahve bardağı, kahveci bardağı deniyor. Onunla sirke koyuyorum. Her birine şimdi sıra geldi. Olmazsa olmazımız kaya tuzuna. İri çekimli kaya tuzu. Böyle her birine birer tane koyuyorum ilk etapta. Ah.
Daha sonra böyle kaynar suyumuzu tamamen suyla kapanacak şekilde döküyorum çaydanlığımla. Köydeyiz arkadaşlar. Burada kettle yok. Daha doğrusu vardı, bozuldu. Bu şekilde daha sonra üzerine tekrar bir çorba kaşığı daha tuz ilave edeceğim. İki tane, toplamda iki tane çorba kaşığı tuz yeterli geliyor. İnanın suyu pırıl pırıl ve turşular kütür kütür oluyor. Evet. Nohut, sarımsak, biber, sirke, salatalık, en sonunda tuz ve su. Evet. Kaynattığım su da tam geldi. Şimdi bunların ağzını sıcak sıcak. Şimdi gene tekrar üzerine bir çorba kaşığı tekrar tuz ilave ediyorum. Toplamda iki çorba kaşığı. Evet. Bu şekilde şimdi yaptık. 4 tane çıktı 2 kilodan. Kapaklarımı, kavanozlarımı daha önce yıkadım. Kapaklarımı da yıkadım. Şimdi kapatıyorum. Sıcaklığıyla kapaklar kapanacak. Bozulmayacak. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çok pratik bir şekilde turşumuzu kurduk. Bizlere Rabbim kışın sağlıkla yedirmeyi nasip etsin. Tabii ki bu yeterli değil. Tekrar kuracağım. Sizlere göstermek istedim. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, like, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum.